Değerli Cem TV izleyenleri, Tarihte Alevi Gerçeği programındayız tekrar. Ben Ali Rıza Özkan, değerli hocam Rıza Zelyüz ile birlikte bugün daha önce yarım bıraktığımız bir konuyu devam edelim istiyoruz. O da hepinizi de mutlaka ilgilendiren bir konu olduğunu düşünüyoruz. Diyanet. Çünkü Diyanet Kurumu Türkiye'de dinin nasıl icra edileceğini belirleyen, sınırlarını, kapsamını, içeriğini belirleyen bir kurum. Ve Diyanet'in sağlıklı çalışması demek aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan Müslümanların da rahat etmesi demek. Fakat bu konuda sürekli sıkıntılar doğuyor. Biz Aleviler açısından bazı sorunlarımızı dile getiriyoruz. Ancak Diyanet'in sorunu sadece Alevilerle ilgili bir sorun değil. Bugün tam da bu konuları konuşalım istiyoruz. Yani bizim sadece Aleviler açısından değil, bütün Müslümanlar açısından Diyanet neden sorun haline geldi diyorum. Sanıyorum bağlantımız da hazır. Sevgili Rıza Zelit hocamız da şu anda evet bağlantıda. Değerli hocam, son haftalar içerisinde bizim yalnızlığımız kırıldı gibi görüyorum ben. Yani Diyanet'in sorun olduğunu bizim dışımızdaki kesimler de yavaş yavaş anlamaya, idrak etmeye başladı tespitini yapıyorum. Doğru muyum acaba bu konuda? Evet, çünkü eskiden bir takım insanlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nı ve yaptıklarını savunabiliyordu. Onlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir cumhuriyet kurumu olduğunu, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu, bu devlete, bu millete hizmet eden bir kurum olduğunu düşünmekteydiler. Fakat bu özellikle Mehmet Görmez'in gönderilerek, onun hikayesini daha önce anlatmıştım, yine değineceğim. Mehmet Görmez'in gönderilerek paldır küldür bu Ali Erbaş'ın getirilmesi bir operasyon. Ali Erbaş'ın getirilmesinden sonra Diyanet İşleri'nin yapısı, özelliği, örgütlenmesi, çalışmaları daha belirginleşti. İnsanlar için görünür hale geldi. Ve bu kurumun Mustafa Kemal Atatürk'ün kimliğinde Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı mücadele verenlerin örgütlendiği bir yapı olduğu görülmeye başlandı. Tümünü kastetmiyorum burada çalışanların ama cami imamları da dahil olmak üzere özellikle seçim dönemine girildiğinde müthiş bir partizanlığın Diyanet kurumlarında yürütüldüğünü görüyoruz. Hiçbir zaman bu böyle olmamıştı. Evet, belli bir yeri vardı. Sağ görüşlü partilerin tutulduğu bir kuruluştu. Ama bu kadar açık açık camilerin içerisinde hocaların kalkarak belli bir parti için oy istediği süreç hiç yaşanmamıştı. Bu görüldü. İki, Mustafa Kemal Atatürk'e karşı mücadele eden bir örgütlenme şeklinde olduğu görüldü. Mustafa Kemal Atatürk'e değil verilen mücadele yüzünden, neye karşı? Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, çağdaş temellerine karşı verilen bir mücadele. Atatürk üzerinden yürütüldüğü için biz önce Atatürk'le savaşıyoruz zannediyoruz. Hayır. Atatürk üstünden bu devletle mücadele eden bir örgütlenmeye dönüştürüldü Diyanet İşleri. İşte düşünebiliyor musunuz ki bir cami açılışında, Ayasofya'nın açılışında herkesin bildiği Diyanet İşleri Ali Erbaş'ın dolaylı yoldan Mustafa Kemal Atatürk'ü lanetlikle itham etmesi bardağı taşıran son damla oldu. Artık senin de vurguladığın gibi Sünni kesimden insanların çoğunluğu da Diyanet'in bir problem olduğunu, Ali Erbaş zihniyetinin bir problem olduğunu görüyor. Ama sevgili Ali Rıza, mesele Ali Erbaş da değil. Altını çizelim. Bu Türkiye'ye karşı 1950'lerden beri yürütülen propagandanın bir neticesidir. Yani Orta Doğu'yu ihvancı bir zihniyete teslim etmek, böylece istikrarsız hale getirmek isteyen emperyalizmin politikalarının sonucudur özü itibariyle. Yani ben bunun değişik çalışmalarını yaptım. Merak edenler, ne demek istediğimi anlamak isteyenler mutlaka benim şu kitaplara göz atmalıdırlar. Mesela
Muaviye'den Erdoğan'a din ve siyaset isimli çalışmamızda, şu çalışmada İhvan ne? Yani Müslüman kardeşler, İhvanil Müslümin hareketi nedir? Nereden çıkmaktadır? Bu Türkiye'ye nasıl gelmiştir? Milli görüşün içine nasıl sızmıştır? Ve bu hareket 2002 yılı sonunda 2 Kasım'da yapılan seçimlerle Türkiye'de nasıl iktidara getirilmiştir? Arkasında hangi güçler vardır bunu gösterdi. Diyanet İşleri Başkanlığı da bizim halk arasında kısaca Büyük Ortadoğu Projesi BOP dediğimiz projenin bir parçası haline getirilmiştir. Yani Diyanet Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu vatandaşlara eşit hizmet veren bir kurum olmaktan çıkartılmış, Büyük Ortadoğu Projesi'nin bir propaganda üstüne çevrilmiştir. Bunun altını özellikle çizmemiz lazım. Bunu biz söylüyoruz, yazıyoruz, insanlar anlamak istemiyor, duymak istemiyor idi. Ama iş gelip Kemal Atatürk'e dayandığında, iş gelip onun üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş değerleriyle mücadeleye dayandığında artık sünni kesimden tarafsız insanlar da evet Diyanet işlerinde bir sorun var demeye başladılar. Bunu görüyoruz. Şimdi yine bu proje yani Büyük Ortadoğu Projesi dediğimiz projenin eş başkanı olan AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan bu insanları getiriyor bu göreve. Ben getirmiyorum veya sen getirmiyorsun veya liyakatına bakılarak seçilmiyor bu. Sevgili Ali Rıza, gönlümüz isterdi ki buraya sünni bir ilahiyatçı olsun ama hiç değilse Hazreti Muhammed'in temsil ettiği İslam anlayışını temsil eden bir başkan olsun. Böyle insanlar gördük biz Diyanet İşleri Başkanlığı'nda. Ben bunlarla da tanıştım, o tür insanlarla tanıştım. Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış insanlarla. İşte en başta ilk başkan olan Rıfat Bey vardır, Rıfat Efendi vardır. Rıfat Börekçi, Börekçizade Rıfat Efendi gibi anılırdı. O dönemde Ankara'da 1924'ten itibaren kendisi Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması için Mustafa Kemal ve arkadaşlarına elinden geleni her türlü desteği vermiş. Kendi parasını da bu yönde harcamış bir Diyanet İşleri Başkanı'dır. Allah rahmet eylesin. Şimdi böyle bir Diyanet İşleri Başkanı olsa ve bu da bu kuruluş da ona göre çalışsa bizim Diyanet İşleri'ni eleştirme hakkımız olur mu? Olmazdı. Bazı küçük tavsiyelerimiz olabilirdi. Şu şöyle olsa, bu böyle olsa dahi olurdu diye. Ama bugün artık o Diyanet ortada yok. Yani Rıfat Efendi'nin başında bulunduğu, Mustafa Kemal'in kurduğu, bütün vatandaşlara eşit davranan bir Diyanet ortada yok. Bak, şimdi tabii programa hazırlanırken Diyanet İşleri'nin şeyine de girdim, sitesine de girdim. Bunlar ne söylüyorlar? Yani Diyanet İşleri'nin görevi nedir diye. Bence en önemli ilkesi şu. Diyor ki, Diyanet İşleri diyor, temel ilke olarak din konusunda mezhep, meşrep, görüş ayrılığı yapmadan vatandaşlık esasına göre hizmet yürütür. Bakın, bu çok güzel. İlke mükemmel. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı bugün mezhep ayrımı yapmadan, meşrep veya görüş ayrılığı yapmadan herkese vatandaşlık açısından mı hizmet ediyor? Şimdi bu tanımın bir önemi var. Bu tanım diyor ki, insanların mezhebine, meşrebine, görüşüne bakmayacaksın, onu bir vatandaş olarak göreceksin, ona bir vatandaş olarak hizmet yürüteceksin. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hizmet yürütme biçimi dinci olamaz. Hatta ve hatta İslami ilkelere uymak mecburiyetinde de değildir. Çünkü bu Türkiye'de Hristiyan, Musevi, hatta bu inançların dışında olan insanlar da vardır. Sen diyor Diyanet İşleri olarak öyle bir politik izleyeceksin ki onlara da bir hizmet vereceksin diyor. Şimdiki Diyanet ne? Bunları unutmuş, tersine çevirmiş. Tam aksine insanların görüşlerini, meşrebini, mezhebini yok sayarak sadece ve sadece Sünni İslam'ın benim deyişimle Halidi mezhebinden bir dünya görüşünü dayatıyor.
Halidi tarikat aynı zamanda. Değerli Şimdi hocam, şöyle bir şey söylemek doğru mu? Yani sadece Sünni Hanefi mezhebi de değil, onun da içerisinde belirli tarikatların sadece ne diyelim nefes alabildiği, çalışabildiği bir kuruma dönüştü Diyanet. Çünkü Diyanet Caferi kardeşlerimize hizmet veriyor mu? Vermiyor. Ahmediye mezhebine mensup kardeşlerimize hizmet veriyor mu? Vermiyor. Alevilere zaten vermiyor. Vermeyi de düşünmediğini zaten defalarca da deklare etti ayrıca. Resmi olarak üstelik. Evet. Dolayısıyla baktığımız zaman hani Sünnilik çok genel manada yani Hanefi mezhebine mensup herkese de eşit davranmıyor. Yani orada da belirli bir kesim var, bir azınlık. O azınlık kesimine hizmeti veriyor ya da o azınlık kesiminin yönetimde söz hakkı olmasına müsaade ediyor. Yanlış mıyım? Çok doğru. İşte sevgili Ali Rıza, bu gerçeği Türkiye'deki ilahiyatçılarda, akademisyenlerde, hatta biraz okuma yazma bilen gazetecilerde, televizyona çıkarak konuşanları söylüyorum. Görmek istemiyorlar veya göremiyorlar. Yani bugün Türkiye'de Sünni mezhebi, bizim bildiğimiz İmam-ı Azam Ebu Hanife tarafından temel ilkeleri konulan Sünni mezhebinin ilkeleri bile geçerli değil. Geçen haftaki programımızda bir öykü anlatmıştım. Hani Harun Reşid'in kendi kardeşinin karısını alabilmek ve hemen onunla yatağa girebilmek için özür dileyerek bunu söylüyorum bizi izleyenlerden. Ebu Yusuf'un uydurduğu şeriat hikayesini aktarmıştım ben size. O da bizim sözümüzün dışında, yani İmam-ı Azam'ın talebesi ama İmam-ı Azam'ın yolundan çıkmış bir adamın yaptıklarını anlatmıştık biz orada. Ama benim Türk Müslümanlığı dediğim, hakka hukuka uygun davranan, zulme karşı çıkan, devlet malını yemeyen, çalmayan, çaldırmayan, dört halifeye bağlı Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a saygılı ama Hazreti Ali'yi kendi bir parçası gibi gören, Ehl-i Beyt'e saygı duyan Sünni İslam'ı bugün ortada yok. Bunu görmemiz gerekiyor. Bugün ortada olan sevgili Ali Rıza, benim Halidilik diye tanımladığım bir tarikatın uygulanmasından başka bir şey değildir. Bu Halidilikle ilgili olarak merak edilen bilgileri tarikat kuşatmasındaki Türkiye isimli çalışmamızda ortaya koyduk. İsteyenler burada belgelerine bakabilir. Ama peki nedir bu? Bu işte günümüzde bir tarikata bağlı örgütlenmeler. İsmail Ağacı'dır, Menzilci'dir vesaire örgütlenmeler Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirdi. Nasıl geçirdi? Bir parti kendisini bunlara dayadı. Hatta bunların elemanlarını milletvekili yaptı. %56'sı Bakanlar Kurulu'nun 2003'te bu tarikattandı. Ve bu tarikat kendisini bir zamanlar Avrupa Birlikçi, demokrat, Türkiye'nin önünü açacak yapıda göstermek suretiyle bir zemin de kazandı. Kendisi toplum içinde zemin kazanırken aynı zamanda da tarikatlar devlet içinde zemin kazandı. Öyle ki bunların ortaklarından olan işte Fethullahçılar 15 Temmuz darbe girişimini yapacak güçlere eriştiler. Peki onlar tasfiye edildi, edilmekte. İktidara el uzattığı için yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamına göz diktikleri için tasfiye edildiler. İdeolojik kavgaları yoktu. Altını çizelim. Çünkü Atatürk düşmanlığını o Nurcu, Said Nursi denilen veya Said Kürdi denilen adam kitaplarında işledi. Ondan sonra bugün AKP'ye hizmet için koşuşturanların hepsi o Nurcu tarikatı kuran adamın kitaplarındaki o hakaretleri alıp kullanıyorlar. Şimdi yani bizim burada tarikat dediğimiz zihniyet, halidilik dediğimiz ayrıntılarını burada koyduk. Cumhuriyet rejimine, demokrasiye karşı olan, emperyalizme hizmet eden,
ve İslam toplumunu mezhepçilik üzerinden bölerek sözde sünnicilik yapmak suretiyle, Şiileri, Alevileri düşmanlaştırmak suretiyle İslam toplumunu bölen, emperyalizmin işgalini açık halde tutan bir hareketin adı benim haricilik diye vurguladığım. İnatla ya koskoca profesörler, akademisyenler hala cemaat, cemaat, cemaat diyor. Ya menzilciler kardeşim bir cemaat değil, tarikat. Halidinin bir koludur. Bugün şeylerin yerini dolduran, Fethullahçıların boşalttığı alanları dolduran ve devlete, efendime söyleyeyim, el koymaya çalışan bir yapılanmadır. Bunu söylemekten korkuyorlar. Hatta bir arkadaşımız, gazeteci arkadaşımız kitap yazdı bunlarla ilgili. Bir tür dolaylı yoldan güzelleme yapıyorlar bu şey tarikat örgütlerini ve bunları cemaat diye göstermek suretiyle de korumaya alıyorlar. Televizyonlarda, tartışmalarda yapılan bu. İsmail Ağa cemaati değil, İsmail Ağa tarikatı. Kimdir bunların şeyi, İstanbul'daki bu örgütlenmelerin başındaki insan? Mehmet Zahit Kotku'dur. Bunlar onun talebesidir. Süleyman Hilmi Işık'tır. Yani Süleymancılık dediğimiz şey, İşte bu, daha önce de anlattım ya, bu Ali Erbaş'ı yeni de, Diyanet İşleri'nin başına geçiren de bunlardır, bu tarikatlardır. Yani Ali Erbaş'ın Fethullahçı geçmişi nedeniyle, Fethullahçı çevrelerle ilişkilerine ait medyada bir yığın haber yapıldı. İnternete girenler bunu bulabilir. Ona zaman ayırmak istemiyorum. İşte bu geçmişi nedeniyle tir tir titrediğini bildiğimizden iktidar bunu oraya getirdi ki kendisinin verdiği her işareti yapsın, iktidarın işaretinin dışında hiçbir şey söylemesin. Yani Ali Erbaş elinde kılıçla Ayasofya'ya çıkıyorsa, millete kılıç gösteriyorsa, Türkiye Cumhuriyeti'ne kılıç çekiyorsa, o Ali Erbaş'ın kendi tavrı değildir. İktidardan aldığı destektir. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı çekilmiş bir kılıçtır o kılıç. Altını çizerim. Sen o kılıcın Müslüman kılıcı olduğunu söylüyor bunlar. Osmanlı kılıcı olduğunu söylüyor ama sen zannediyorum bir bu kılıç hakkında bir araştırma yapmışsın. Evet, anlatabilir misin onu? Tabii ki, tabii ki. Değerli hocam, zaten ben kılıcı görünce çok şaşırdım. Neden şaşırdım? Çünkü belleğimde olan kılıçlara benzemiyordu. Yani bizim hem Orta Asya'dan bildiğimiz Türk kılıçları var. Hem işte Osmanlı Devleti'nin, Yeniçerilerin kullandığı kılıçlar var. Az çok bir ne diyelim, hobi diyelim buna. Hobi olarak bildiğim bir şeydi. Fakat bu kılıç ilk defa gördüm gibi sanki. Bunu tanımıyorum. Bu konuda birkaç araştırma yaptım. Fakat sonra dayanamadım. En doğrusu herhalde budur diyerekten Topkapı Müzesi'ne gittim. Topkapı Müzesi'nde gidenler bilir mutlaka, bir kutsal emanetler bölümü var. Kutsal emanetler bölümünde İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in kılıcı olduğu söylenen, iddia edilen diyelim bir kılıç var. Aynı zamanda Hazreti Osman'ın kullandığı, Hazreti Osman'a ait olduğu söylenen bir kılıç var. Aynı zamanda Hazreti Ebu Bekir'e ait olduğu söylenen bir kılıç var. Bu kılıçlara bakınca zaten neden şüphe duyduğumu hemen anladım. Çünkü bu kılıçlar genellikle düz, yani kavissiz kılıçlardı. Türklerin kılıçlarının bir özelliği var, yatağan denir ona. O da kılıcın ortasına ya da üçte birlik kısmına bir delik açılır, yiv açılır. Bu yiv kılıç gövdeye saplandığı zaman gövdeden kanın dışarı çıkmasını sağlamak içindir. Bu zaten hemen hemen Osmanlı kılıçlarının hepsinin ortak özelliğidir. Yani Osmanlı kılıçlarına baktığımız zaman bunu görürüz. Bu kılıç tabii farklı bir kılıç. Yani Sayın Erbaş'ın gösterdiği kılıç. Özellikle söylüyorum tekrar kavisli olmasını. Çünkü kavis Orta Asya'ya özgü bir şey değil. Yani ister Japon, ister daha sonra hani Türklerden öğrendikleri için söylüyorum. Japonlar, Çinlilerin kullandığı kılıçlarda da çok hafif dalgalanmalar olabilir ama gerçek manada böyle bir kavis yoktur. Hele hele bu kılıçtaki gibi elipse, neredeyse elipse dönüşecek bir kavis yoktur.
Neyse, sonra tabii merak ettim, baktım hani Fatih Sultan Mehmet'in kılıcı da var orada. İşte II. Abdülhamit'in kılıcı var, Abdülmecid'in kılıcı var, Abdülaziz'in kılıcı var. Hani son dönem Vahdettin'in kılıcı var. Bunlar törenlerde kullandıkları kılıçlar. Baktım hiçbirisine benzemiyor bu kılıç. Bu araştırmalara devam etmemiz lazım tabii. Yerli ne yapalım? Ve milli değil mi yani? Buyurun, anlamadım. Yerli ve milli kılıç değil mi? Evet, kılıcımız ne yerli ne de milli. Sonra bir asker dostuma bunu sormak ihtiyacı hissettim. Yani bilebileceğini düşündüğüm bir dostuma bu konuyu sordum. O da beni şöyle yönlendirdi. Dedi ki bu kılıç Osmanlı ve eski Türk, yani Selçuklu ve daha önceki Türk kılıçlarına benzemez dedi. Bu kılıç farklı bir kılıç. Peki nedir bu kılıç? Bu kılıç dedi, Memlüklülerin, Mısır'da Memlük hanedanının askerlerinin kullandığı bir kılıçtır dedi. Sonradan da gerçekten de buna benzer küçük bir katalog gördüm. O katalogda bu vardı. Fakat daha ilginç olan şuydu. İnternetten İngilizce kaynakları araştırırken gördüm bunu. Meğer bu kılıç 1870'lerden sonra Amerikan donanmasının üst düzey subaylarının tören kılıcıymış. Yapma be Ali Rıza. Yani biz Amerikan subaylarının kılıcıyla mı çıktık şimdi Ayasofya'da kürsüye? Şimdi burada tabii şöyle, yani birincisi şu, Memlük Devleti'nin askerlerinin kullandığı bir kılıç. Fakat 1800'lerden sonra tahmin ediyorum ki bu Kavalalı Mehmet Ali Paşa, bilirsiniz işte 1820'lerde evet. Osmanlı Devleti'ne de isyan etmişti. O dönemde evet. Özellikle Fransızlarla işbirliğine girdi, İngilizlerle işbirliğine girdi ardından. Dolayısıyla Mısır ile Avrupa emperyalistleri ve tabii ki Amerika arasında farklı bir ilişki oluştu 1820'lerden, 30'lardan sonra. Bu artık evet, Türkiye evet. Devleti, yani o zamanki Osmanlı Devleti'nin müdahil olamadığı, etkileyemediği bir ilişkiydi bu. Biliyorsunuz İngiliz donanması hani ne Osmanlı donanmasını kurtarır gibi yaparak aslında Mısır'a çöktü. Onlarla başka işbirlikleri yaptı. Tarihi araştıran arkadaşlar zaten Mısır'ın ve İngiltere'nin ve Fransa'nın Mısır'ın bizim elimizden çıkmasındaki rolü hakkında fazlasıyla bilgi bulabilir. Fakat burada enteresan olan Mısır üzerinden bu kılıcın Avrupa'ya, işte Amerika'ya gitmesi, Amerika'da bunun donanmada tören kılıcı olması. Bunun da şöyle enteresan bir tarafı var, onu da mutlaka eklememiz lazım. Donanma özellikle 1800'lerin ikinci yarısından itibaren askeriyenin beyni haline geldi. Yani bugün de öyle. Bugün evet, de Amerikan donanması. Tabii ki. Yok, sadece evet. Amerika için değil. Bu aslında Almanya'da başlayan bir ne diyelim ki akım, trend. Yani askerinin örgütlenmesinde deniz kuvvetlerini beyin haline dönüştürme. Fakat bu daha sonra Amerika tarafından da benimsendi. İngilizler, bizim de, yani bütün dünya 3 aşağı 5 yukarı bunu bu şekilde yürütür. En seçkin birlikler denizci donanmadadır. Düşünme, strateji kurma, askeri strateji kurma konuları denizcilerin işidir diyelim, öyle diyelim. Dolayısıyla deniz kuvvetlerinde böyle bir kılıcın yüksek subayların tören, işte devir teslimde vesaire tören kılıcı olarak kullanmasının anlamını biraz daha ne diyelim deşmek lazım, biraz daha açmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü çok ilginç bir aslında durumla karşı karşıyayız. Yani bunu bütün kendisini Türk ve Müslüman hisseden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun ya da olmasın herkesin düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayasofya'nın açılması amenna. Bunun yani itiraz edilecek bir tarafı yok kanaatimce. Bu ayrı bir konu. Müslümanlar orada gidip namaz kılacak. Kılsınlar tabii ki, bu ayrı bir konu. Fakat eğer orada Türkiye Cumhuriyeti'nin Diyanet İşleri Başkanı, yani din konusundaki en yüksek merci, makamı işgal eden kişi hem de eline bir kılıç alarak, bunun bir sembolik anlamı var çünkü, bunu es geçemeyiz. Bu herhangi bir durum değil. Yani sürekli yaptığımız bir konu değil. Özel bir durumda yaptığımız bir iş. Dolayısıyla bunun sembolik bir anlamı var. Ve bu sembolik anlamı Hazreti Muhammed'in kılıcı için değil, Hazreti Ebu Bekir'in kılıcı için değil, Hazreti Osman'ın kılıcı için değil,
Fatih Sultan Mehmet'in kılıcı için değil, 2. Abdülhamit'in kılıcı için değil, hiçbir şekilde bizimle alakası olmayan, yani kendi tarihimizle hiçbir yerden bir bağlantı kuramadığımız Memlüklerin askerlerinin kullandığı bir kılıcı eline alıp oraya çıkmanın bir anlamı olması lazım. En azından sorgulanması gerekir bunun. Yani bunu bizim ilahiyatçılarımızın, bizim tarihçilerimizin, bizim siyasetçilerimizin bunu sorması lazım. Ey Ali Erbaş, arkadaşım, neden Fatih'in kılıcını eline almadın? Neden Hazreti Muhammed'in kılıcını eline almadın? Osman'ın, Ebu Bekir'in kılıcını almadın? Abdülhamid'in kılıcını almadın da gittin Memlüklerin kılıcını alarak oraya çıktın. Neden yaptın bunu diye sormak gerekir kanaatindeyim. Ancak bugüne kadar gördüğüm hiç kimsenin, yani ne ilahiyat çevresinden, ne tarihçiler çevresinden, ne siyasetçiler çevresinden kimse bu soruyu ortaya atmadı. Sadece ve sadece tarihçi demeye bile dilim varmıyor. Mustafa Armağan çıkıp hatta kendisi de bizzat şeye gitmiş, Ayasofya'ya gitmiş, oradan hiç alakası olmayan, konuyla hiç alakası olmayan, tamamen demagoji, yanlış bilgileri bir araya getirip çarpıtarak kendince bu kılıcın, hatta bu kılıcın tabii neden Memlük kılıcı olduğunu da sorgulamadan, bu soruyu daha doğrusu ortaya da atmadan kendince kılıçla ilgili bir cevap vermeye çalışmış. O da tabii alelacele hemen toplumdaki bazı soruları, sorgulamaları bastırmak için yapılmış bir küçük bir videoydu, televizyon programıydı. Fakat bu da ilginç bir konu. Ya bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde asıl problemimiz sanıyorum ki sormayı bilmeyişimiz, sorgulamayışımız. Yani bir şeyin nedenselliğini araştırmayışımız. Dolayısıyla bugün durduğumuz yerde ne yazık ki ikinci kez yaptı biliyorsunuz Sayın Erbaş. Kurban Bayramı namazında da aynı kılıcı elinde tuttu. Dolayısıyla yine yaparım diyor. Meydan okuyor yani. Tabii ki. Hayır. Yani yine aynı kılıcı elinde tuttu. Başka bir kılıcı almak, yani kılıcı değiştirmek gibi bir yola da gitmedi. Dolayısıyla yani burada gerçekten çok ciddi bir zaaf görüyorum. Yani öyle bir yerdeyiz zaaf ki... Zaaf değil bu Halil Rıza. Ben sana katılmıyorum. Bu. Sen çok güzel tespit ettin. Ben Türk kılıcı yerine Amerikan kılıcı tutarım ve o kılıçta sizleri keserim. Yok, burada mesajım onlara değil. Demek mesajım aslında halka olmasını isterim. Yani görmemiz lazım. Türküz diye önümüze çıkanlar Türk değil. Müslümanız diye önümüze çıkanlar Müslüman değil. Yani burada büyük bir kandırmaca, büyük bir dezenformasyon var. İnsanların bu konuda artık gözlerini açmaları gerektiğini düşünüyorum. Ama değerli hocam, bana şu anda arkadaşlarımız uyarıyorlar. Sanıyorum birinci bölümün sonuna gelmişiz. İsterseniz sohbetimizi ikinci bölümde devam ettirelim. Kılıcın yerli ve milli kılıç olmadığını, bir Amerikan donanma kılıcı olduğunu öğrendikten sonra ikinci bölümde devam ederiz. Bizden ayrılmayın efendim. Değerli Cem TV izleyenleri, Tarihte Alevi Gerçeği programındayız. Değerli hocam Rıza Zelyut ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin en aslında nadide kurumlarından olması gereken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bugün nasıl bu kadar dejenere olabildiğini konuşuyoruz. Ayasofya ile ilgili konuları konuştuk. Ali Erbaş ile ilgili konuları konuştuk. Ben şöyle bir soruyla aslında devam etmek istiyorum. Değerli hocam, şöyle bir noktada mıyız acaba? Örneğin Ali Erbaş'ın bu Ayasofya'daki olayı ile ilgili olarak Fethullah Gülen'in bu YouTube'daki videolarında hiçbir eleştiri, hiçbir değinmem görmedim. Kimse, yani gece gündüz AK Parti'yi eleştiren bu kesim Ali Erbaş'la ilgili en küçük bir eleştiri bile yapmadılar. Bu konuyu geçiştirdiler. Sizin de biraz önce medyada çok rahat bulabilirsiniz, internet ortamında çok rahat bulabilirsiniz dediğiniz bazı bilgiler ve kayıtlar vardı geçmişe dayalı. Bunu bütün seyircilerimiz internette sadece Ali Erbaş FETÖ yazarak her şeyi görebilirler, okuyabilirler. Ama
Biz acaba şöyle bir yerde miyiz? Bu soruyu sorabilir miyiz? Haklı bir soru olabilir mi şu? AK Parti belirli çevrelerle bu alanda, yani bu din alanında mecburi bir ittifak mı yapmak durumunda? Yani zorlandığı ya da mecbur kaldığı bir ittifak mıdır bu acaba? Böyle bir soru aklımda. Ne dersiniz buna? Şimdi sorunun cevabını dolaylı yoldan aslında vermiştik. O şu, yani bu proje AK Parti'nin ve AKP'nin projesi bile değil. Bu Amerikan projesi, emperyalist proje. Bakın, AKP'nin bir ihvancı hareket olduğunu söyledik. Bu ihvancı hareket 1920'lerde Mısır'da ortaya çıkarken İngiltere tarafından teşvik edildi. Mısır kralı tarafından da desteklendi. Yani orada normal Sünni Hanefi harekete karşı bir tarikat hareketi olarak şekillendirildi. Bu ihvancı hareket yüzünden Mısır'ın bağımsızlığını savunan Enver Sedat ve Cemal Abdülnasır, Sedat'tan önceki Cemal Abdülnasır Amerikan emperyalizmine ve İngiliz emperyalizmine karşı Mısır'ın bağımsızlığını, Arap dünyasının bağımsızlığını savunurken bu ihvancılar onlarla bunlar dinsiz kafir diye mücadele başlattılar. Bunun altını çizelim. Niye? Çünkü Cemal Abdülnasır Mısır'ın kemalistlerini temsil ediyordu. Öyle söyleyelim. Hani şu Arap dünyasında bir zamanlar 70'lerde hakim olan Baas Partisi vardır. Baasçılar Arapların kemalistleridir. Şimdi bu kemalist hareketin karşısına dikilen bu ülkelerdeki en önemli güç bu ihvancılar oldular. Yani Suriye'den tut, Mısır'dan başlayarak Suriye, Irak, Pakistan, Afrika, pek çok yere, nerede Müslüman ülke varsa Sünni çoğunluğun bulunduğu özellikle yerlerde şiddetle kuvvetlendiler ve emperyalistler tarafından kullanıldılar. Sözünüzü de uzatmayalım. Yani bu hareketin 2002 yılı sonunda Türkiye'de iktidara getirildiğini biliyoruz. Dedim ya ben işte Muaviye'den Erdoğan'a din ve siyaset adlı çalışmamda bunun ayrıntılı belgelerini ortaya koydum. İsteyenler baksınlar. Yani orada bunun belgeleri var. Biz kimseye olmadığı bir şeyi, konumu yakıştırmıyoruz. Biz iftiradan çok korkarız. Yalan yazmayız. Buralarda da yalan söylemeyiz. Belgelerini biz ortaya koyuyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı da yine işte bu ideolojiye uygun olarak şekillendirildi. Karşımızdaki Ali Erbaş, ihvancı bir zihniyetin Türkiye'ye uyarlanmış şeklinden başka birisi değildir. Kılıç çekmek cihada kalkmak işaretidir aynı zamanda. Bunlar cihad eskiden dış güçlere, işte kafir dedikleri Hristiyanlara, Yahudilere karşı yapılırdı. Şimdi onlara karşı cihad yapamıyorlar. Tepelenirler onlara karşı cihad yapsalar. Kime karşı cihad yapacak o zaman? İçeriye karşı cihad yapacak. İçeride kim var? Şiiler, Aleviler var. Onlara karşı cihad yapmayı şimdi bu Selefi dediğimiz örgütler, ki hepsinin kökü de ihvancılıktan gelmektedir. İşte bu örgütlerin tümü kılıç simgesini bir cihat işareti olarak kullanıyorlar. Yani Ali Erbaş orada aynı zamanda ihvancı, cihatçı bir işaret vermiştir Türkiye'ye ve dünyaya. Bu ihvancı hareketin de İngiliz, Amerikan emperyalizmi tarafından Arap ve Müslüman dünyasına yayıldığını bilirsek, Ali Erbaş ve arkasında duran siyasi gücün konumu da ortaya çıkar. Bunu Müslümanların, Sünni kardeşlerimizin görmesi lazım ki senin de dediğin gibi görmeye başladılar. İki, yani sen kılıcın tarihini anlattın, çok güzel, teşekkür ederiz ama kılıçla minbere çıkan kişi ne Hazreti Muhammed'dir, ne söyledikleri gibi Ömer'dir. Kılıçla minbere çıkan kişi Emevi Padişahı Muaviye'dir. Şam'da bugün Emevi Camii olarak bilinen, aslı bir putperest mabedi olan
o camide minber yaptırmış, ilk defa minber yaptırmış. Hazreti Peygamber'in zamanında öyle minber yoktu camide. İmam konumundaki kişinin çıkıp yukarıdan cemaate bakarak namaz kıldırdığı şeyler yoktu. Hazreti Muhammed zamanında daha önce de söyledik. Herhangi bir sıradan Müslümanla Hazreti Peygamber'in farkını anlayamıyordunuz. Bu bizim Diyanet İşleri Başkanı'nın kafasına geçirdiği o beyaz parlak fes, sırtına geçirdiği o beyaz kaftan, bunların hepsi bidattır. İslam'da olmayan, Müslümanlıkta olmayan, Hazreti Muhammed ve onun halifeleri zamanında ortada olmayan uydurmalardır. Ama bidat heykeli gibi dolaşıyorlar, bir de milleti tehdit ediyorlar kılıçlarıyla. Kimin kılıcı bu? Muaviye'nin kılıcıdır. Aynı zamanda da bu tarihsel olarak altını çizelim. Yok, 481 sene Ayasofya'da kılıçla hutbe verilmiş. Yalan söylüyorsun kardeşim. Ben Osmanlı tarihinde okumadığım tarih kalmamıştır. Yani Osmanlı yazarlarının, Osmanlı vakanüvislerinin yazdığı bütün şeyleri okumuşumdur. Demek ki her cuma oraya kılıçla çıkılıyordu, hutbe veriliyordu. Onların haberi olmamış. Senin olmuş. Yok, kılıçla hutbe Anadolu'da başka camilerde de varmış. Ya, uyduruyor. Tamamen uyduruyor. Çok olağanüstü dönemlerde, çok acil dönemlerde birkaç tane zorbanın imam konumunda minbere çıkması olabilir. Kayda geçmedim. Ben görmedim. Birkaç zorba halka hitap etmek için, namaz kıldırmak için de değil, camiye toplayıp orada kılıçla nutuk atmış olabilir. Bunları bilmiyoruz. Ama kılıçla namaz kıldırılmaz, kılıçla imamlık yapılmaz. İslam'da kılıçla imamlık yoktur. Bunu da uyduruyor Ali Erbaş. Ya koskoca Diyanet İşleri'nin başında ve profesör unvanı taşıyor ama yaptığı büyük hataları görüp ona kılıf uydurmaya çalışıyor. Yalan söylüyor. Şimdi Türkiye'de maalesef sevgili kardeşim, bunları söyleyecek ilahiyatçılar da kalmadı. Bir Mustafa Öztürk vardı. Şimdi ara sıra görüyoruz. O bir şeyler söylüyordu. Adamı kafir ilan ettiler. Susturdular. Onun dışında kalan şu anki ilahiyatçılara bakıyorum, herkes köşesine çekilmiş. Şimdi Mustafa Öztürk diyor ki Türkiye'de 100 kadar ilahiyat fakültesi açılmasına rağmen Elmalı'nın gösterdiği ilmi hassasiyete yaraşır bir tek tefsir eseri verilmedi. Elmalı Hilmi Yazır'ın Kur'an mealinden söz ediyor. İlahiyatta, yani hani bu dini konularda bilgi üreten okullarda akademik kariyer yapanların amacı dekan, rektör ya da siyasete girmektir. İlahiyat camiasında hiçbir şey çıkmaz. Çok kirli bir camia. Dedikodu yapıyorlar. Troll Müslümanlığı. Troll Müslümanlığı üzerine tez yazılması lazım. Ahlaksızlar, karakter ve ahlakın olmadığı yerde imam falan olmaz diyor. Yani Türkiye'de işte din adına televizyonlarda çıkıp konuşma yapanların hepsine baştan sona Profesör Mustafa Öztürk tefsircidir bu aynı zamanda. İlahiyat Fakültesi'nde ders vermektedir. Bunun başına gelmedik şey kalmadı. Bu kitabın bölümüne, son bölümüne, benim Tarikat Kuşatmasındaki Türkiye kitabının son bölümüne de onun yazılarından bir bölüm ekledim. Başına gelenleri de burada aktardım. Yani işin kötü tarafı, sevgili Ali Rıza, bu tür kirli fikirlere karşı, bu tür emperyalizmin propagandasını yapan din adamlarına karşı mücadele edecek ilahiyat uzmanlarımız yok. Din adamları yok. Hepsi Mustafa Öztürk'ün dediği gibi makam, mevki, para, pul peşinde, siyasete atılarak yer kapmak peşinde. Ve düşünebiliyor musunuz ki Hazreti Peygamber Beytülmal'e el uzatan kızım bile olsa cenaze namazını kıldırmam diyor. Kızım bile olsa diyor, kızım. Ama Beytülmal, yani hazine, devlet hazinesi. Devlet hazinesine el uzatanları
ilahiyatçı geçinen profesörler savunmaya kalkışıyorlar. Hırsızlıkla yolsuzluk bir değildir demek suretiyle hırsızlığa ve yolsuzluğa kılıf uydurmaya çalışıyorlar şeriat adına. Tıpkı Harun Reşit'in kardeşinin karısını alabilmek için, anında alabilmek için şeriat adına uydurulan yalanlar gibi bugün de siyasi iktidarı, ilahiyatçılar beslendikleri siyasi iktidarı destekleyebilmek adına, din adına, Hazreti Peygamber'in söylemediği, söylemesi mümkün olmayan sözleri de uydurmak suretiyle yalan imal ediyor. İşte böyle bir ortamda Türkiye. Yani din insanlara huzur vermesi gerekirken bugün insanların huzurunu kaçıran bir yapıya dönüştürüldü. Değerli hocam, onlara bence huzur veriyor. Şöyle veriyor. İşte yapmıştık haberini, belki hatırlarsınız. Antalya'da 5 yıldızlı değil, 7 yıldızlı, yani Türkiye'nin değil, dünyanın bile en lüks otellerinden birisinde eşleriyle birlikte toplantılar yapıyorlar. Toplantı adı altında, daha doğrusu tatil yapıyorlar. İşte hani bir ara meşhur oldu, herkes en azından ismini öğrendi, kendisinin nasıl olduğunu göremese de. Ejder meyveli yemekler yiyorlar. Yani Diyanet'in bir üst kaymak tabakası diyelim, bir sınıf oluşmuş orada, bir kast oluşmuş orada. Ve bu kast bizim de defalarca dile getirdiğimiz, hani 7 bakanlıktan daha büyük olan bütçenin nerelere harcandığını da aslında bize gösteriyor. Orada belirli bir kesim oluştu. Bir, ne diyelim, Diyanet'in zenginliğinden faydalanan, nemalanan, yani o ekibe dahil olduğunda Türkiye'de bir büyük zenginin bile yaşayamayacağı refah ve lüks içerisinde yaşamayı vaat eden bir ortam var orada şu anda. Bir nevi bir saadet zinciri bu. Yani öyle bir yer oluşmuş ki bugün, yani bilmiyorum tabii, her yani hangi zengin bunu yapabilir? Yani bunun, çünkü gecesi bilmem dolarlarla, bin küsür dolarla her bir gece, eşinle birlikte kalırsan daha fazla ödüyorsun vesaire. Yani böyle bir ortamda bir hafta gideceksin, orada işte toplantılar yapıyorsun, geziyorsun, eğleniyorsun. Hayatın boyunca hayal bile edemeyeceğin yiyeceklerden tadıyorsun, içkilerden içiyorsun vesaire. Hani bu Diyanet'e ait olmak, dahil olmak sayesinde herhangi bir insanın yaşayabileceği lüks. Dolayısıyla Mustafa Öztürk Hoca'nın söylediği o kadar doğru ki, yani burada olmak için dolayısıyla bir takım insanların gerçekleri bırak görmeyi ya da anlamayı ya da dile getirmeyi, hatta ve hatta tam tersine onun aksi ne varsa söylemeye hazır, söylemeye razı çok sayıda insan olacağını düşünüyorum. Evet. Maalesef mesela Diyanet İşleri Başkanlığı birilerine çok lüks binalar yaptırıyor. Çok lüks salonlar yaptırıyor. Toplantı salonu diye. Sen iyi hatırlattın. Sonra kendisi personelini eğitmek için bu büyük ve lüks salonları kullanıyor. Gidiyor Antalya'da 7 yıldızlı bir otele yerleşerek oranın salonunu kullanıyor. Çünkü devlet malı Deniz kardeşim, bütün bütçeden, bakanlıkların bütçesinden kesinti yapıyor. Kimi zaman işte iktidar, hükümet veya Sayın Erdoğan talimat veriyor. İşte şuradan şu kadar, buradan bu kadar kesin. Diyanet bütçesinden kesinti yok. Bakanlıkların bütçesini çok aşıyor. Oraya aksine ek bütçe talep ettiği zaman hazineden para akıyor. Niye? Çünkü Diyanet İşleri, bakın, 2018 yılında 22.758 Kur'an kursu açmış. Bakın, 22.758 Kur'an kursu. Burada 4 yaşıyla 6 yaşındaki çocuklar bile kursa tabi tutuluyor. Yani 4-6 yaşındaki çocuk daha dünyayı anlamaz. Kur'an kursu dediğinden ne anlayacak bu?
Bu kurslarda kızlarımız, kadınlarımız kurs adı altında politik propagandaya tabi tutuluyorlar. Kur'an-ı Kerim'i ne olduğunu bugün akademisyenler, hatta ilahiyatçılar bile tam çözememişken, birinin şu dediğine bir başkası başka yorumla cevap veriyor iken, alfabeyi yeni öğrenmiş birisine veya daha öğrenmemiş birisine siz Kur'an kursunda hangi Kur'an anlatacaksınız? Yapılan şu, bir takım ayetler ezberletilmek suretiyle çocuğun veya kadının anlamını bilmediği, bilmesi de mümkün olmayan bir takım sesler ezberletilmek suretiyle onların beyinleri üzerinde bir propaganda, bir bombardıman yapılıyor. Ve onlar bu kurslar vasıtasıyla bir siyasi partiye monte ediliyor. Onun için Diyanet İşleri Teşkilatı muazzam bir teşkilat. Sen de söylediğin gibi listesine baktım, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın teşkilat şemasına bir baktım. Ya bakanlıkların şemasından, bakanlıkların personelinden çok daha fazla. Düşünebiliyor musun? Yani 100 küsür bin, 2 sene önceki sayı söylüyorum, 107.600 personeli var. Yani nerede kullanıyorsun kardeşim sen bunu? Ne yapıyorlar? İşte imam, müftü, hafız, vaiz, bunların Türkiye ekonomisine kaç liralık bir katkısı var acaba? Değerli hocam, sanıyorum çok az zamanımız kaldı. Herhalde evet. 1 ya da 2 dakika, yani çok çok az. İsterseniz sizden bir toparlayıcı özet olarak alalım. Evet, şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mutlaka ve mutlaka Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıç ilkelerinde yer alan laik, çağdaş, sosyal devlet ilkelerine bağlı bir yapıya dönüştürülmesi ve başlangıçta kuruluşunda yer alan mezhep ve dini farklılıkları geri plana iterek insanlara vatandaşlık üstünden hizmet üreten bir kuruma dönüştürülmesi lazım. Bunun, yani ben Alevi olabilirim, Sünni de olabilirim veya olmayabilirim, dinsiz de olabilirim. Diyanet İşleri beni bir Sünni vatandaşla eşit görerek ona verdiği hizmeti bana da vermeli. Bu onun kuruluş yasasında var. Ama vermiyor. Diyanet İşleri'nde ayrılan bütçenin bir kısmının Alevi kurumları ve Alevi din adamları için ayrılması talebine Diyanet İşleri en başından beri şiddetle karşı çıkıyor ve haksız biçimde kendisine helal edilmeyen bütçedeki bizim vergilerimizi yemeye devam ediyor. Ben tekrar ediyorum, eğer Diyanet İşleri üstünden de olsa Alevi kurumlarına bir bütçeden pay verilmezse ben Diyanet'e, Diyanet İşleri Teşkilatı'na, başta Diyanet İşleri Başkanı olmak üzere benim vergilerimden giden parayı haram ediyorum. Haram olsun. Bu dünyada olmasa bile ben ahirete inanan bir insanım. Öbür dünyada iki elim Ali Erbaş ve yardımcılarının yakasında olacaktır. Onlar bakalım öbür dünyada ne yapacaklar? Tabii öbür dünyaya inanıyorlarsa. Benim vebalimden kurtulmaları mümkün. Bunu nasıl yaparlar? Bu zihniyeti terk ederek Türkiye Cumhuriyeti'ne kılıç çekmeden Alevilerin de eşit vatandaş olduğunu, Müslümanlığın bir parçası olduğunu, onların da Sünni toplum gibi devlet bütçesinden pay almaları gerektiğini söyleyerek, bunu talep ederek yedikleri haramı helale çevirebilirler. Sevgili Ali Rıza, ben onların kurtuluşunun ancak böyle olabileceğini İnşallah. Düşünüyorum. Ve iyi geceler diliyorum bizi izleyenlere. Çok teşekkürler. Değerli Cem TV izleyenleri, Tarihte Alevi Gerçeği programının sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için öncelikle size teşekkür ederiz. Eğer bütün bu sohbetimizden size de bir faydası olduysa ne mutlu bize. İyi akşamlar.